1935 yılında bıçağıyla meşhur Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Dündar Kılıç'ın babası İshak Kılıç, çay ve fındık üreticisi bir çiftçiydi. Daha 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınmışlardı. 10 yaşlarındayken ilk baba yadigarı silaha sahip olmuş, 14 yaşındayken mahalle maçında husumetli olduğu boksör bir çocuğu bıçaklayarak ilk suçunu işlemiş ve tutuklanmıştı. 1960'lı yıllarda 25 yaşlarındayken Ankara'daki namlı kabadayılarla güçlü dostluklar kurmuş ve Ankara kumarhanelerinden haraç toplamaya başlamıştı. Hapishaneden çıktığında yakın dostlarından olan Şahamettin Kınalı ile Ulus'ta bir kumarhaneye gitmişlerdi. Burada oturdukları sırada ışıkların kapanmasıyla Kürt Cemali lakaplı Cemali Coşar, daha önceden aralarında husumet bulunan kabadayı Mehmet tarafından kumar oynatılan mekanların haracının paylaşılamaması sebebiyle öldürülmüştü. Kürt Cemali lakaplı Cemali Coşar, Ankara'da sevilen, sayılan namlı ve baba yiğit kabadayılardandı. Uzun yıllar önce ailesi Bayburt'tan Ankara'ya göç etmişti. Kimi kaynaklarda Kürt kökenli Şehbaz'ın aşiretine mensup olduğu için, kimi kaynaklarda ise o dönem yeni yeni doğudan batıya yaygınlaşan göçte doğudan göç eden insanların Kürt olarak görülmesi sebebiyle Bayburtlu olmasına rağmen Kürt Cemali olarak namı yayılmıştı. Çocukluğunu Ankara'da geçiren Kürt Cemali özellikle Altındağ, Yenidoğan ve Bent Deresi'nde muazzam bir güçtü. Öyle ki o öldüğünde o dönem çok ünlü bir isim olan Nuri Sesi Güzel bile Kürt Cemali'ye ağıt diye bir plak çıkarmıştı. Öldüğü gün Kabadayı Mehmet'in mekanına haraç mevzusunu konuşmak için gelmiş, ancak yüz yüze hesaplaşmaktan korkan hasımları tarafından şartellerin kapatılıp ışıkların söndürülmesi sonucu kurulan bir tezgahla vurularak öldürülmüştü. Bunun üzerine sevenleri Kabadayı Mehmet ve yanındaki isim Dündar Kılıç'tan intikam almak için intikam yemini edip kalabalık kitleler halinde yürüyüşe geçince Kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç çareyi polise teslim olmakta bulmuştu. Kabadayı Mehmet'le birlikte girdikleri hapiste bir gün Dündar Kılıç avluda kıstırılıp Cemali'nin dostları tarafından feci şekilde dövülünce koğuşu değiştirilmişti. Yine Cemali'nin adamlarından Yozgatlı Şahin tarafından şişlenmek istenmiş, ancak bu durumdan önceden haberdar olması sayesinde ondan önce davranarak boğazına dayadığı bıçakla adamın yüzünü bıçakla keserek kasıtlı olarak adamı öldürmemiş ama kolay lokma olmadığını da dost düşman herkese göstermişti. Bir süre sonra Dündar Kılıç Kürt Cemali cinayetinden meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etmişti. Yozgatlı Şahin olayından ise 3 yıl mahkumiyet cezası almış ama Kabadayı Mehmet ile birlikte 1963 affından yararlanarak tahliye olmuşlardı. Tahliyeden sonra Kabadayı Mehmet Cemali'nin yeğenlerinden Nuri Coşan tarafından öldürülmüştü. İntikam alınmıştı fakat Dündar da rahat bırakılmıyordu. Ankara'da açtığı kumarhane Cemali'nin adamları tarafından basılmış, Dündar ve arkadaşı İbrahim girdikleri silahlı çatışmada bu saldırıyı zar zor püskürterek önlemişlerdi. Ancak daha sonraları da devam eden Kürt Cemali'nin akrabaları tarafından aldığı tehditler sebebiyle İstanbul'a taşınmaya karar vermişti. 10 amcaoğlu ve 25 bin lirayla İstanbul'a geldiğinde daha 28 yaşında bir gençti. İstanbul'dayken ilginçtir ki bir diğer Kürt lakaplı kabadayılardan Kürt İdris ile tanışmış ve Beyoğlu'nda ortak kulüp açmışlardı. Burada bir süre çek ve senet işlerine de giren Dündar Kılıç, bir süre sonra ters düştüğü ünlü kabadayılardan Avni Çakıroğlu'nu vurarak yaralamıştı. Dündar Kılıç her ne kadar Cemali Coşar'ı öldürmediği konusunda yeminler etse de hayatı boyunca bu iş peşinden gelmiş, onun yakasını İstanbul'da da bırakmamıştı. Buradaki ilk intikam girişimini Sultanahmet Adliyesi'nde horoz lakaplı Kaya Işık Meşik ona kurşun yağdırarak gerçekleştirmişti. Çatışmada tetikçi iki kurşunla yaralanırken Kılıç bu çatışmadan hiç isabet almadan kurtulabilmişti. Yine 1965 yıllarında Kürt Cemali'nin intikamını almak için Tarlabaşı Süslü Saksı Sokağı'nda kendisine pusu kuran Cemali'nin yakın dostlarından Piç Hüseyin lakaplı Hüseyin Turan ve Kirli lakaplı Cumhur Şahin'le girdiği silahlı çatışmada Cumhur Şahin'i öldürmüş, Piç Hüseyin'in kurşunları ise bacağına ve ciğerine isabet etmiş, ciğeri parçalanmıştı. Çatışmada Hüseyin Turan da ağır yaralanmış ve birlikte hastaneye kaldırılmışlardı. Bu olaydan sonra Dündar Kılıç sağ kurtulsa da vücudunda ömür boyu izlerini taşıyacağı şekilde yaralar almıştı. Hayatında belki de ilk defa ölüme bu kadar çok yaklaşmıştı. İlginç bir şekilde çatışmada ağır yaralanan Hüseyin Turan 23 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılırken Dündar Kılıç beraat ettirilmişti. Daha sonraları Piç Hüseyin hapisten çıktıktan sonra kimliği belirsiz iki kişinin çapraz ateşine kurban giderek öldürülmüş ve vücudundan
18 kurşun çıkarılmıştı. Böylece Kürt cemali tehlikesi onun için sona ermiş, ufukta şimdi fark edemeyeceği şekilde daha büyük bir tehlike belirmeye başlamıştı. Bu arada sayısız yaralama ve ruhsatsız silah taşıma yüzünden tekrar hapishaneye girmişti. 15 Ağustos 1972'de Diyarbakır ve Siirt illeri sıkı yönetim komutanlığı tarafından Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmaktan yakalanmıştı. 1984 yılında MİT tarafından başlatılan Babalar Operasyonu çevresinde yakalandı ve namlı mafya babalarından Abuzer Uğurlu ve Behçet Can Türk'le birlikte yargılandı. Yargılama sonrası 11 ayrı suçtan suçlu bulunarak Mamak cezaevine kapatıldı. 5 yıllık yargılamalardan sonra beraat etti. Dönem dönem yaptığı birçok açıklamada devlet içinde faaliyet gösteren, derin devlete dair devlet adına cinayetler işleyen oluşumlardan söz etmişti. Bundan kastı Çatlı ve onun yanında yer alan Alaaddin Çakıcı'ydı. Kaderin cilvesidir ki yıllar sonra Çakıcı kızı Uğur Kılıcı sevmiş ve ilk eşinden ayrılan kızıyla evlilik yaparak onun damadı olmuştu. Bir süre sonra ayrılan çiftin arası bozulmuş ve düşman olmaya başlamışlardı. Bardağı taşıran son damla ise Uğur Kılıç'ın katıldığı televizyon programında Çakıcı için ruh hastası adamı tedavi için sakin davranmaya çalışırdım. Çünkü adam paranoyak. Onunla evlenmem hataydı. Keşke Alaaddin Çakıcı ile değil de ondan daha erkek olan Abdullah Öcalan ile evlenseydim. Benim gözümde Abdullah Öcalan bile ondan daha onurlu ve şerefli bir erkektir sözleri olmuştu. Bu olaydan sonra Uğur Kılıç, önceki eşinden olan oğluyla birlikte gittiği Uludağ tatilinde Çakıcı'nın adamlarından Abdurrahman Keskin tarafından oğlunun gözleri önünde 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Daha sonra o şey diye hitap ettiği Çakıcı'yla intikam için birkaç hesaplaşma girişimi olsa da bütün bu çabalarından hiçbir sonuç çıkmamıştı. Yine Çakıcı'nın kendisini öldürmesi için Terminatör lakaplı Yeşil'le anlaşmak için MİT ajanı Tarık Ümit'in aracılığıyla görüştüğünü öne sürmüştü. Aynı şekilde Çakıcı da onu kendisini öldürmesi için Dev Sol militanlarıyla anlaşmakla suçlamıştı. Bu olay ve daha önceden kendini ispiyonlaması sebebiyle bazı şirketlerinin yöneticiliğini de yapmış eski ortağı Tarık Ümit'i Bebek Park gazinosu çıkışında kurşunlatarak intikamını almıştı. Ama Tarık Ümit bu olaydan ağır yaralı bir şekilde kurtulmayı başardı. Daha sonra bu saldırı yapan Zekeriya Ülkücü adlı şahıs da kimliği belirsiz kişilerce öldürülmüştü. 10 binin üzerinde öğrencinin eğitim harcamalarını karşılayan ve garibanlara yardımlarıyla tanınan, yoksulların ve garibanların solcu babası olarak görülen Kılıç, yaşamında eli bol bir hayırsever olarak tanınmıştı. 62 yıllık ömrü boyunca 38 kez tutuklanmış ve ömrünün 21 yılını kimi zaman ağır işkenceler de gördüğü cezaevinde geçirmişti. Yaşamı boyunca ince bir çizgide yaşadığı hayattan 10 Ağustos 1999 tarihinde Amerikan hastanesindeki odasındayken solunum yetmezliği sebebiyle ayrıldı.